Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili konuşacağız arkadaşlar. Bu yeni bir telefon aldık, inşallah görüntüsü güzel olur. Evet arkadaşlar, hocam bu Mehdi Aleyhisselam meselesi önemlidir. Bir de uç sonuçlar önemlidir. Onunla bağlantılıdır ya. Ne diyorsun hocam bu meseleyle ilgili? Uç sonuçlar. Ve melekler. Değerli kardeşlerime selam edelim. Evet. Muhammed Mehdi ona batında 4 güneş gösterdi. Yan yana. Ve 2 tane de yeşil nur gösterildi. Dedi kardeşlerim. Bunun anlamı budur. Bir de bunu söyleyeyim. İnşallah biz bu kulaklık sorunu da çözeceğiz. Telefonu aldık ya. Hı hı. Kulaklığı da çözeceğiz. Daha güzel olacak ses. Hani net gelecek. İnşallah. Dedi kardeşlerim bu 4 güneşin anlamı nedir? Ve bu 2 yeşil nurun anlamı nedir? Kutsal kitap var. Evet. 4 kutsal kitap. Yüce Allah'ın emriyle semada nazır olan 4 kutsal kitap var. 4'ü de birleşik olarak onların nebileri ve peygamberleri de Muhammed Bey'de gelecek. 4 peygamber de gelecek. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim. Evet. Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem maneviyatlarında olan daha nice nebiler de gelecek. O 2 tane mavi nur da bir Mikail Aleyhisselam, bir Cebrail Aleyhisselam'dır. Ve onların emrinde olan tüm melekler de gelecek. Dedi kardeşim, gelen bir işarete göre Cebrail'e bağlı olan 6 tane doğa üstü gücü olan melek gelecek ve Mikail'e bağlı olan 6 tane de doğa üstü gücü olan melek gelecek. Azrail de gelecek. Cebrail de, Mikail de, İsrafil de gelecek. Dedi kardeşlerim. Dörtlemeler ayrı ayrıdır. Ve bunların içinde olan 24 tane nebinin ruhaniyetleri de gelecek. Ve yeryüzünde bulunan 12'ler de gelecek. Yani 12 önemlidir. 12'ler batında 12 sayının değeri çok yüksektir. Ve Muhammed Mehdi 12 gösterilmiştir. Ve Muhammed Mehdi 12 bendedir demiş. Tabi 12 maneviyatı batında çok derindir. Bunun açıklamasını da yapacağım. Nedir? 12 nedir? 12 tane burçtur. Sama yolunda bulunan burçlardır. Ve Saman yolunda bulunan 12 tane takım yıldızıdır. Saman yolunda bulunan 12 tane boyuttur. Saman yolunda bulunan 12 tane geçittir. Ve o İsa Aleyhisselam'ın 12 tane havarisidir. Ve Yakub'un 12 tane çocuğudur. 12 imam da var. Ve Muhammed Bey'de gelen 12'ler de vardır. Onlar da dahildir. Ve yeryüzünde bulunan 12 tane de geçit yıldızı vardır. Yani hepsi de Muhammed Bey'in yerlerini bilecek. Muhammed Bey'de gelecekler.
Hatta kürsüde bulunan, arşta bulunan ve alayiliğide bulunan dört tane güneş manası da budur. Dünyanın güneşi ayrı, kürsünün güneşi ayrı, arşın güneşi ayrı ve alayiliğinin güneşi ayrı. Dört güneş birleşip Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Bir anlam da bu. Tüm dörtler. Ve Samanyolu'nda bulunan tüm 12'ler. Hocam bu videoda beyaz çıkıyorsun. Güzeldi. Bu telefon beyaz çıkartıyor. Bir şey olmaz. Ayarlamayı yapamazsın. Beyazdır zaten bunun. Bunun şeyi bu yani. Bak. Tamam, ne yaparsın? Yok. Ve ona dünya ekseni onun emrine gelecek. Dünya kendisi emrine gelecek. Ayın üzerindeki söz ne varsa Muhammed bin Mehdi'ye gelecek ve ayrıten de 12'ler kimlerdir? 12 yeryüzünde bulunan 12 kavma ait iyi olan kavimler Muhammed Mehdi'ye hizmet etmeye gelecekler. Ben bir şey yapacağım. Sen de içme. Bunların içinde ashab-ı kefler de var. Ve melekler de var. Yeryüzündeki melekler var. Ve rahmani cinler var. Rahmani felisteler var. Ve rahmani feliler var. Ve bizden iyiler var ve iyi insanlar var. Rahmani olan, İslam olan insanlar da var. Ve İskender-i Zulkarneyn var. Ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Muhammed Mehdi'ye Rical-i Heyb'te İmam-ı Kebir olacak. Hızır aleyhisselam da gelecek. En önemlisi kimdir? Yüce Allah-u Teala silahlarıyla Muhammed Mehdi'nin duasını kabul edecek. Muhammed Mehdi bir ilmi ledünü bir isne öğretirse o kişi azapta da olsa, kafir de olsa, nerede olursa olsa kurtulacak. Çünkü Yüce Allah-u Teala o ismi hatırası için batında bulunan azamet isimleri için o kafiri affedecek. Tabi bu da Yüce Allah-u Teala Muhammed Mehdi'ye vermiştir. Onu öyle şanlandıracak, öyle biri olacak ki dünya çok olacak. Ve dünyanın üzerinde 313'ler de Muhammed Mehdi'yi görmeye gelecekler ve ona çalışmaya gelecekler. Ve kendi gözleri derecesinde Muhammed Mehdi'ye yardım edecekler. Gerçekten de Muhammed Mehdi onların yardımına ihtiyacı yok. Ama kendi taraflarını, kendilerini Muhammed Mehdi'ye göstermek için yardıma gelecekler. Zaten Allah'ın emri yeterlidir. Yüce Allah'ın emri Muhammed Mehdi'ye kafidir, yeterlidir. Ama Yüce Allah-u Teala emir verecek. Sema yankılanacak. Ve yankılama 10 gün sonra gelecekler. Ve Muhammed Mehdi'ye ruh hallerinde gelip Muhammed Mehdi'ye zor olacaklar. İlk önce Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona zor olacak. Ve Cebrail ve Mikail ve ondan sonra Hızır ve İskender-i Zulkarneyn ve hatta bütün nebiler. Öyle olacak ki Muhammed Mehdi Nebi Süleyman'ın ve İskender-i Zulkarneyn'in hükmünü yapacak. Öyle biri olacak ki dünyadaki bütün insanların kafası şok olacak. Öyle biri çıkacak ki kimse diyecek bu nasıl bu kişi olabilir? Bu nasıl böyle olabilir? Hani kitaplarda öyle değildi? Ya sen orayı boş geç. Sen Allah'tan daha iyi çok bilemezsin aşağı. Yüce Allah-u Teala dünyadaki bütün insanların gelecekte fikrini bozacaklarına, bidat yollarına gireceğini bilmez mi? Hani ahlaki peygamber nerede kalmış? Hele bir arayın bulabilir misiniz? Yok. Yüce Allah-u Teala önceden onu bu hali biliyordu. Ve
kendi bilimiyle Muhammed meclisini zuret edecek. Ki kafana şok olacak. Onun için değerli kardeşlerim, 313'ler de iyi tarafta bulunacaklar ve gelecekler Muhammed Mehdi'ye hizmet edecekler. Tabi bunların içinde ayrı olanlar da var. Daha üst makamlarda olan bayanlar da var ve 313'ün içinde olan bayan ve erkekler de var. Çünkü onlar da Allah'ın kuludur. Artık son ahir zamandır ve ölüm kalım savaşıdır. Ta galaksilerden bulunan melekler de, Samanyolu galaksi ötesinde bulunan melekler de gelecek. Mikail'in emrinde olan, Sıtertül Münteha'da bulunan melekler de gelecek. Yeryüzünde Cebrail'in emrinde olan melekler hepsi gelecek. Ama bu 12 tane doğaüstü gücü olan melekler, öyle bir doğaüstü gücü var ki, hiçbir insanın bulduğu silah onların yanında bir faydası olmayacak. Ne demek Muhammed Mehdi? Bir sıfatı de Betül Ard'dır. Olabilir. Bir sıfatı Zül İntikam'dır. Bir sıfatı de dünya eksenidir. Dünya kendisi onun emrine gidecek. Dünyanın da bir dili var. Yüce Allah emretmiş ve 2021 ikinci ayın 21'inde dünya ekseni Muhammed Mehdi'ye nida edildi. Dünya ekseni Muhammed Mehdi'nin sıfatıdır ve yeri bellidir. Karesi beyaz oldu. Toprakla bulunduğu yerle bağlantılıdır. Bulunmuş olduğu yerin toprağı, mühiti belli oldu. Batın ilimde Yüce Allah'ın Muhammed Mehdi'nin nerede olduğuna dair bütün batında bulunan alemlere bildirdi. Zamanı semadan ses geldikten sonra o alemler Muhammed Mehdi'nin bulunduğu mühit, toprak neredeyse o mühite gidecekler. Onun üzerinde 24 üçgeni var. Onun üzerinde 21 üçgen var. 21 üçgen, 21 üçgeni var. Bu nedir? Yeniden diriliş. Yüce Allah'ın emrinde bulunan bütün sadık dostların, istersen bayan olsun, istersen erkek olsun, hepsi de onun yanına gelecekler. Tabi Muhammed Mehdi onlarla buluşacak. Yani Muhammed Mehdi eline bir bıçak alamaz. Yanlış yorumlara girmeyin. Yani kendi aranızda bir Mehdi çıkarır. Sahte olursa zaten o sahte Mehdi bir gün dayanamaz. Üç gün dayanamaz. Yüce Allah oranın, o bölgenin belasını verecek. Artık sahtekarlara yer kalmaz. Bunu böylece bilin. Yüce Allah-u Teala kendi emriyle, isteğiyle Muhammed Mehdi'yi ile beraber olan bir daha var. Çok eski ruhaniyet bir sahibi. Ruhaniyeti çok eskidir. Allah onu da çok seviyor. O da Muhammed Mehdi ile beraber olacak. Çünkü dünyadan önce, kainattan önce Allah-u Teala onun ruhaniyetini yaratmış. O da Muhammed Mehdi ile beraber olacak. Bir sıfatı kadimdir. Kadim, en eski olan bir ruhaniyettir. Yüce Allah-u Teala'nın yanında çok kıymetlidir. Ve Yüce Allah onu çok seviyor ve Yüce Allah'ın yanında Yüce Allah onun yerini yeri, o kişinin yeri Yüce Allah'a çok yakındır. Batın ilimin şanı budur. Değerli kardeşlerim, kafasını şaşırtmaz. Kafası kaosta değil.
Ben namaz hoca olarak şu anda kafam çok rahattır. Sakin bir şekilde Muhammed Bedi hakkında çok videolar yaptım. Kim zahir kafasıyla beni ne zannediyorsa zannetsin. Hakkımda çok yorumlar yapıldı. Hepsi de biliyorum. Hocam onların boyutları biraz farklı olabilir. Boyut. Boyutları farklı olur. Onlar da boyutlarından hapis olacaklar. Hepsi de takiptedirler. Tehdit mi hocam? Tehdit değil. Bir an önce yapmış oldukları hatalardan dönsünler. Biz burada saklanmıyoruz. Biz burada Allah'ın emriyle sesimizi çıkartmıyoruz. Bu iş ama işte, her şeyin bir zamanı var. Bu işin içinde melekler var. Her şeyin bir zamanı var, bir müddeti var. O yeni telefonumuz Mehmet Hoca'ya beyaz çıkartıyor. Bu benim Mehmet Hoca'ya yanlış yapanlar var ya, öyle bir gün gelecek ki pişman olacaklar. Daha o gün gelmeden gelsinler, konuşsunlar, yanlış yaptık desinler. Düşünemedim de olmaz. Saklanıyorsun, gelmiyorsun, olmaz. Zamanımız var, Allah tarafında hapisteyiz. Bir yere gidemiyoruz. Zaman var, miat var. Yanlış anlaşılmasın. Ama kötü yorumlar yapanlar var ya, nasıl münkürü nekir iki tane kiramın kitap katibu var yazıyor günahları, siz o günahlarının hesabını vereceksiniz. Hiçbir şey unutulmayacaktır. Her şeyin bir hesabı var Allah'ın yanında. Biz size bir şey yapamayız zahirde şimdi. Zayıfız. Ama zamanı gelince yüce Allah sizi cezalandıracak. Ben buna eminim. Hocam ceza meza işleri bizi yetemiyor da herkes işe doğru yola Allah onlara ya yüce Allah Teala semadan sesten sonra sen o zaman gör ne kadar melek varsa, ne kadar kainatta melek varsa ve ne kadar rahmani cinler, rahmani metafizikler varsa daha değişik değişik Muhammed Bey'de gelecekler. Hani Allah herkese doğru kapıları göstersin diye. Doğru yolu göstersin. Öyle değil. Doğru herkesin içinde var. Herkes kendi nefsine kanıp zahir hayata girip kendini kandırıyor. Çünkü öyle bir zuhur olacak ki herkesin kafası şok olacak. Seti, biz bunu beklemiyorduk. Böyle olmayacaktı. Hani bu kitap böyle demiş, bu hadis böyle söylemiş, bu hadis böyle söylemiş. Ne oldu? Ya Allah bildiğini yapacak. Siz çok hadislerle mi karıştınız? Hadislerle mi oynadınız? Benzerlikleri mi çoğalttınız? Yerleri mi çoğalttınız? Hey Allah'ın yanında hiçbir hesap kaybolmaz ki. Hepsi batında yazılıdır. Ya şeytan gidiyordu. Lafı mahfuzda bakıyordu ki orada bir yazı var. Allah birisi dergahında Allah'ın emriyle kovulacak. Kendisi olduğunu bilmiyordu. Ya azazil ha. Allah'a hizmet ediyordu. Ve meleklere Allah'ın medhini söylüyordu. Namaz, secde ediyordu Allah'a. Hizmet etti yıllarca. Neydi? Lef-i mahfuzda o kelimeyi anlayamadı. Allah'ın emriyle birisi makamında kovulacaktır. En sonunda kendisi kovuldu, en sonunda kendisi inandı. Vay demek ki ezelden beni bilen yüce Allah, demek ki benim iyi olmadığımı ezelimden biliyordu. Ve beni o dengede kovdu ve lehu mahfuzda da gördüm ve ben olduğumu bilmedim. İşte Allah'ın şanı öyle yücedir. Yüce Allah-u Teala ezelden beni biliyor. Muhammed Mehdi'nin hakkındaki hadislerle oynanacağımızı, nerede çıkacağımıza dair çok fikirler üreteceğinizi ezelden beri yüce Allah biliyor. Evvelden beri, evvel, ahir, zahir, batın ve huve bükül şeyin alim Allah'sa o bilir. Bu yapanların da cezası ayrı. İslam'ın içine kaosu koydular. Ki İslam
Muhammed Mehdi işaretleri hakkında birbirine girsinler. Muaviye'nin ne yaptığı ona kalacak değil. Muaviye'nin arkasına gidenler kim olursa olsun, kim ne yaptıysa herkes kendi hesabını verecek. Allah'ın ilmine karışılmaz. Çünkü Allah alimdir. İnsan alim olamaz. Bir hoca alim olamaz. Bir imam alim olamaz. Ya imam arkasını göremiyor ki. Dik önüne gidiyor. Bulduğunu yiyor. Ama arkasında ne takip ettiğini bilmiyor. Arkasında karanlıkta ne var bilmiyor. Arkayı da bilen Yüce Allah'tır. Ve bugün Allah'ın öyle sadık dostları var ki iki dünyayı da onlara bildiren, açık eden veli insanlar var. Hem önünü görüyor hem arkasını görüyor. O da Allah'ın yardımıyladır. Çünkü adam bedel ödemiş. Bedel. Canında bedel ödemiş. Altına girmemiş. Euro'ya girmemiş. Dolara girmemiş. Dünya sefasına girmemiş. Ve vesveselerin içine girmemiş. Sadece Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ve Allah'tan niyaz ederek hakikati bulandır. Tabii ki Yüce Allah-u Teala da müminin dostudur. Mümin, Allah onları tasdik edendir. Tasdik ederdir. Mümin, Yüce Allah'ın 99 sıfatından biridir. Mümin olmadık. Ne oldu? İnsanların arasına nifak koyduk. Mezhepler yaptık. Ne oldu? Muaviyeci olanlar yaşadı. Muaviyeci olmayanları öldürdük. Sürgün ettirdik. Muaviye ne yaptı? Malum. Balık başta kokar. Kabil kardeşini öldürdü. Habil'i öldürdü. İşte balık başta kokar. Kabil ebedi hayata hep zindada kalacak. Hep cehennemde kalacak. İşte bu. Bugün akıl var, mantık var. Geçmişe dönelim. Hakikate dönelim. Hakkaniyete gidelim. Biz hepimiz insanız. Yüce Allah-u Teala ne buyurmuş? Kim benim içinse ben de onun içinim. Bitti. Onu çayını içeriz. Dedi kardeşlerim. Allah için olan Allah da onun içindir. Allah yolu çok uzak değil. Yakındır ama biz yakalamayı bilmedik. Allah kalbe bakar. Ruhaniyete bakar. Dile bakar. Ve akla bakar. Tefekküre bakar. Neredeyiz? İçimizi kontrol eden melekler 24 saate bir bilgiyi Yüce Allah'a götürürler. Evet değerli kardeşlerim, 13'ler kimlerse Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Onlar zahirde yaşayan kişiler de olabilir. Ve batında onların içinde olanlar da olabilir. Karışık bir haldir. Herkes kendi şifresini bilir. Kim Muhammed Mehdi'ye yakın olacak? Şifresi vardır ve şifresi ona gidecek. Ve gelecek. Ama şu anda herkes kendi yerinde ve beklemededir. Biz üç kol gibi üç tane yerden bir bilgi geldi. Zuhur hakkında konuşmalar yapıldı. Mesih hakkında, Mehdi hakkında, Kayaoğlu hakkında tarihler verildi. Biz tarih veremeyiz. Korkarız. Allah'ın katında tarih belirtmiş, bildirilmiş ve yazılıdır. Fakat söylemeye cesaret edemiyoruz. Her şeyin bir adamı var. Evet, 313'ler de iyi insanlardı tabi. Onların da ruh halleri çok güçlüdür. Evet, zahir insandırlar ama ruhaniyet hallerinde çok güçlüdürler. Aman 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 aman.
Aman hele bir Muhammed bile yardım edecekler. Eyle yardıma gelecekler ki. Ama ruh halleriyle, Muhammed meyliyle meyle yardım edecekler. Zahirde kimse onları bilemez. Garibandır. Bir yerde de kimse tanıyamaz. Ama basında aman Allah'ım ruhaniyetleri dağlar kadardır. İşte mesele bu. Değerli kardeşim hayırlı olsun. İnşallah Allah-u Teala hepimizin kalp yüzünü açsın. Yüce Allah-u Teala bize yardım etsin. Bir an önce bu kabiliyetten kurtulalım. Etrafımızda çok düşmanlar var. Frankas yoluyla bize saldırıyorlar. Kötü enerjilerle bize, negatif gözlerle bize saldırıyorlar. Yani kötü şeytani cinlerle bize saldırıyorlar. Ve kötü metafiziklerle saldırıyorlar. Ben Mehmet Hoca olarak diyorum. Birbirimize dua edelim. Ben Allah'ıma güveniyorum. Bazı arkadaşlarımız böyle bir yorum yapıyorlar. Ya diyor ki Yüce Allah-u Teala insanlara melek ve havza vermiştir. Ya hangi insana vermiştir? Şeytana tapan insana da melek ve havza verilir mi? Allah'ın yolunda uzak olan bir insana ve Allah'ın dinini inkar eden bir insana Allah ona melek ve havza verir mi? Akıllı olun. Yüce Allah, Yüce Allah'a sadık olan mümine bir melek mahzun verir. Doğrudur. Çünkü ona korku ve hüzün yoktur. Çünkü Yüce Allah-u Teala onu koruyordur ki o insan mümindir. Ama bazı günahkar insanlar da var tabi. Zamanında dönmüştür, tövbe etmiştir ve tövbesinden geri kalmıştır. Ve Allah-u Teala da onun içindeki cini ilahe eder ve ona yardım eder. İşte olur ve onun içindeki cin de ona gereken bilgiyi söyler. Nerede tehlike var, nerede yok, ona içgüdüsüne bilgi verir. İşte bu. Ama evliyalar var, müminler var. Onlar da Allah'tan doğuştan Allah içindirler. Bedel vermişler. İşte Allah onlara melek uyucu verir. İşte mesele bu. Tüm insanlara değil. Adam Allah 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 diyor ve geliyor eve Mendela 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 diyor. Eyle insana Allah nasıl melek mahfuz verir? İşte Yüce Allah alimi tüzdatı üstüdür. Kalbi temiz olana, dili aynı olana, ruhaniyeti aynı olana ve tefekkürü Allah'ı düşünenlere, iyi olanlara, dört dörtlük mümin olanlara Allah melek mahzun verir. İşte mesele bu. Üst kapak. Üste özet gibi anlatıyorsunuz. İçine detay girmiyorsunuz. Affedersiniz kardeşim, şeytana tapan insanlar da var. Ateist olanlar da var. Hocam herkes kendi dinindeyken özgürdür hocam. Yani biz nasıl Allah insanlara melek muhafaza verir? Herkes bu Allah ancak insanı hidayet eder. Bir anı bile edemez. Ya herkes... Allah hidayet eder. Allah hidayet etmiş, mümini hidayet etmiş ve mümine muhafaza melek vermiş ki ona korku ve özgün yoktur. Yani mesela, i̇şte anlam budur. Evet, mesela kimseyi doğru yola getiremeyiz. O ayrı mesele. Mesele bu değil. Yani diyor ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de demiş ki her insana melek mahfuza verilmiştir. O değil işte. Mümin olana verilmiştir. Ona korku ve hüzün yoktur. Ama herkese de bir sonuçta bir günahı neyse, sevabı neyse yazar yani. Evet. Kimisi fakat korunuyor. Kimisi az korunuyor. Kimisi çok korunuyor. Hayrına göre. Sedakayı dertül bela vardır ya işte. O sedakayı verdiği zaman seni koruyorlar yani. Kız adamlarına koruyorlar. Ya öyle olmuyor. Değil. Öyle değil. Kardeşim öyle değil. Ayrıntıda bilemiyoruz. Ben sabah akşama kadar günah işleyeceğim. Ali'nin malini çalacağım. Ve o Ali'nin malında 1 lira sadaka vereceğim. Bu değil hocam.
Ya kardeşim, mümin olacaksın. Mümin olmak zorundayız. Yani adamın günahı onadır. Kul hakkı olmadıktan sonra kul hakkı çok zordur. Kul hakkı ve faiz çok zordur. Diğer günahlar adam kendine bir hafif günahlar onay boş ver. Kendisinden yapmış. Ama kul hakkını yiyen bir insana yani çok zor ha. Çok zor. Yani değerli arkadaşlar, yani her şeyin de bir anlatma yolu var. Anlattığım yeri var. Kimler buraya girer, kimler girmez ayrıtma konular var. İşte kısa ve özet anlattım. Yani dikkat edelim. Aynası kirli olan adam batında iki kişi bir ilme gidiyor. Aynı kişidir. Birisi aynada kendisini görüyor, birisi de görmüyor. Aynası kirli. Aynası kirli olan batın ilmi giremez. Çünkü batın ilmi öyle ki öyle bir zor ki Allah'ın emriyle verilir ve bedel verenlere verilir. Ezenlere, Allah aşkıyla yorulanlara, yok valla zahide okumaylardır, amel-i salahtır. Peki kardeşim, amel-i salah ile bu zahide hayatta nerede bulabilirsin? Nerede? Hani ahlaki peygamberimiz, nerede? Bulamazsın. Bir eli yağda, bir eli bağda yiyorlar, içiyorlar ve Allah adına konuşuyorlar, peygamber adına akam kesiyorlar. Biz bundan iyiyiz, oradan iyiyiz, buradan iyiyiz, buradan iyiyiz. Hayır. Batın ilmi, yüce Allah-u Teala insanı bilir ve o insanı da salih kullarına gösterir. Biz burada boş konuşmuyoruz. Kim iyidir? Kimin ruhaniyeti nerede? Kim nasıldır? Yüce Allah'ın yardımıyla. Elhamdülillah, çok şükür. Yüce Allah-u Teala'ya bedel veren bir insan geri kalır mı? Kimisi canını veriyor Yüce Allah'a, kimisi de var, hiç bir lirasını da vermiyor. İkisi aynı kefeye koymak olur mu? Onun için değerli kardeşim, bu gelecek Muhammed Mehdi çok kuvvetlidir. Ve onun yanında da birisi daha olacak. Birisinin onun da sıfatı kadimdir. Kadim. Evet hocam, Allah razı olsun.